Evet, iyi akşamlar sevgili büyük takımın değerli katılımcıları ve değerli misafirlerimiz. Çok güzel bir akşamda bütün büyük takım olarak yine beraberiz. Ve bugün çok özel bir konumuz var. Bizim en özel ürün grubumuz Nutrivey'i konuşacağız. Nutrivey ile ilgili aslında hikayelerimizi konuşacağız. Bugün benimle olacak arkadaşlarımı öncelikle size tanıtmak istiyorum sırasıyla. Ben tanıtırken de arkadaşlarım ekranlarını açıp sizi selamlamış olacaklar. Sevgili Taç Kartalımız, Yıldız Platinimiz Ayşe Ayla Akın. Bursa'dan katılan değerli gümüş liderimiz Senur Özdurak, değerli inci liderimiz Ayşe Hanım gibi İstanbul'dan bizimle birlikte olacak Ayşegül Şahin, inci liderimiz ve Taç Kartalımız, çok değerli %15'imiz Afyon'dan bizimle beraber oluyor İlke Güngör ve şu anda ekranını açamayacak olan bir arkadaşımız var, Almanya'dan bizimle birlikte olacak. Saat farkından dolayı henüz işlerini bitiremedi. Evet, açtı Tülay. Çok teşekkür ederim Tülay'cığım. Bu arkadaşlarımızla birlikte sizlerle çok özel bir program yapacağız. Aslında programımızın sohbet tadında olmasını istiyoruz. Çünkü biz sağlık hikayelerimizi anlatacağız sizlerle. O yüzden umarım sizin için de hoş bir akşam olur. Ben öncelikli olarak kendi Nutrivey hikayemle başlamak istiyorum. Sonra da arkadaşlarıma söz vermeye başlayacağım. Evet, değerli arkadaşlarım, 21. yılındayım emve işimin ve emve işine girdiğim dönemde aslında şöyle bir kataloğa baktığımda bir iş yapmak istiyordum. Fakat beslenme destek ürünlerinin tamamen üzerini çizerek bu işe evet dedim. Çünkü aslında çok bildiğimi zannediyordum, çok bildiğimi zannettiğim bir konuydu. Ben vitamin kullanmaya karşıydım arkadaşlar. Ve çocuklarımın bebekliklerinde biraz böyle ayıp olacak buradan bunu söylemem ama doktorlarının verdiği vitaminleri bile onlara kullanmamıştım. Çok dengeli ve sağlıklı beslenmeleri için çok çaba sarf ettim. Çünkü sentetik vitaminlerin gerekli olmadıkça kullanılmayacağını düşünüyordum. Tabii emveye girdikten sonra da uzunca bir süre, benim uzun dediğime de bakmayın tabii ki. Hani bu en fazla birkaç haftadır herhalde. Benim için uzundu. Beslenme destek ürünlerinden, vitaminlerden uzak durdum. Ne zamana kadar? İlk beslenme destek ürünü eğitimimi alana kadar. İlk Nutrivey ile tanışıklığım ve kendi zihnimde onay vermem bu şekilde oldu. Ve bu onayla birlikte 360 derecelik bir değişim gösterdim. Daha aldığım ilk eğitimde hemen şöyle düşündüm. Sadece Nutrivey olsa biz Nutrivey ile bu işi yapabiliriz, bu işi büyütebiliriz diye düşünmeye başladım. Ve tabii ki hemen sistemimizin üretken tüketici mantığı başvurmam gerektiğini anladım. Çünkü çok fazla beslenme destek ürününü hem kendim hem de ailem için kullanmak istiyordum. Fakat bunun için bütçe ayırmam hazırdaki şartlarla pek mümkün değildi. Ve ben de neyi düşündüm? Bu ürünleri kullanabilmem için benim ürünleri tanıtmaya başlamam ve bu işi yapmaya başlayıp para kazanmam gerekiyordu. İşte bu tam da bir üretken tüketici mantığıydı. Neydi benim fikrimi böyle ilk eğitimimde hemen değiştiren? Birincisi aslında beslenme destek ürününün tam adıyla da aslında zinde yaşam için beslenme destek ürününün ne demek olduğunu o gün kavramıştım. Aynı zamanda sentetik vitaminlerle
Doğal olan takviye edici gıda ürünleri arasındaki farkı da kavramıştım. Ve benim Nutrivey inancım bu şekilde başladı çok değerli arkadaşlarım. Tabii ki güven verici bir şey daha vardı benim için. Aldığım bütün Nutrivey eğitimlerinde şöyle bir yaklaşım yoktu. Şunları alın, şunları kullanın, bütün derdinize deva olacak. Hayır, böyle bir şey yoktu. Aksine şu söyleniyordu: beslenme destek ürünleri, doğru yaşam tarzı ve sağlıklı beslenme ile birlikte yürütülebilecek bir şeydi. Bir mantalitesi vardı beslenme destek ürününün. Tabii ki yine aynı dönemde, açık söylemek gerekirse, sağlıklı beslenme mantığım da çok gelişmemişti. Burada birazcık açık söylemem gerekirse, hani gençliğimize güveniyorduk diye düşünüyorum. Çok gençtim ve beslenmemizin hayatımızda oluşturabileceği handikapların hiç farkında değildim o dönemde. Bana anlatılan şeyler, beslenme ve yaşam tarzıyla ilgili anlatılan şeyler, yine açık söylemem gerekirse, bir kulağımdan girip diğerinden çıkıyordu. Böylece birkaç yıl geçti. Ve aslında çok tehlikeli bir şey vardı bizim işimizde. Enve'ye girer girmez o güzel ev toplantılarımızda Enve tarzı bir beslenmenin içerisine de giriyorduk. Bunu ben hemen fark edemedim. Tabii ki karbonhidratla beslenmeyi de çok ama çok seviyordum. Karbonhidratları çok seviyordum. Kim sevmez ki? Çünkü karbonhidratlar beynimizin haz merkezini uyarıyorlar ve bizi mutlu ediyorlar, bütün karbonhidratlı gıdalar. Ve böyle sadece aslında sisteme, kazanmaya odaklı, aslında yaşam tarzımdan taviz verdiğim, beslenmemden de taviz verdiğim bir dönem yaşadım. Ve böylece birkaç yıl geçti. 2010 yılında elmas olduk sevgili arkadaşlar. Ve bu elmaslıkla birlikte aslında yeni bir dönem başladı benim için. Aynı dönemde küçük bir bebeğim vardı ve yıllardır süren yanlış beslenmem yüzünden birazcık beslenme destek ürünlerini kullanıyor olmama rağmen sağlığım sinyal vermeye başlamıştı. Ama çok güzel bir şey oldu. O dönemde Enve Lütfi Kırdar'da çok büyük bir etkinlik düzenledi. Bu etkinliğe Nutrivey'in kurucusu Doktor Karen Remborg'un 76 yaşındaki oğlu, şu anda Nutrilite Enstitüsü'nün başındaki Doktor Sam Remborg geldi ve onunla birlikte muhteşem Optimum Sağlık kitabımızın yazarı Dirk Johnson ve başka birkaç kişi daha vardı. O gün benim Nutrivey ile ilgili farkındalığımın, bilincimin bütünüyle açıldığı bir gün oldu sevgili arkadaşlar. Tabii o arayışın, sağlığımın bana sinyal vermeye başlaması, bunlar da etkiliydi burada. Ama Dirk Johnson'ın şu sözünü hiç unutmuyorum: bugün size için ve biz hemen akabinde Emin davetlisi olarak birkaç ay sonra Nutrilite tesislerine gittik Kaliforniya'ya ve o da bizim aslında Sevcan Hanım'la birlikte aydınlanmamızı pekiştiren çok değerli başka bir etkinlik oldu. Şimdi çok güzel bir şey var ki hepiniz biliyorsunuz, Emin 90. yıl dönümü nedeniyle çok değerli, çok özel bir seyahat promosyonu hazırladı şirketimiz bizim için. Detayları ve katılım koşullarını şu anda tekrar size söylemeyeceğim. Ama şunu biliyoruz: bütün yeni platinler Aralık ve Ağustos arası, 2022 Aralık ve 2023 Ağustos ayları arasında 6 ay
yeterli bir takım şartları sağlayan bütün yeni platinlerimiz ve 2022-2023 performans yılının bütün yeni rozetleri, yeni yıldız platinler, yeni safirler, yeni zümrütler, yeni elmaslar, hepsi bu Nutrilite tesislerini gelecek yıl ziyaret edecekler. Güzel olan bir şey var ki, evet, bu Nutrivein, Nutrilite'ın 90. yıl etkinliği, ama biliyorsunuz NV'in A70 vizyonunda vizyonunun en önemli ürün ayağı aslında Nutrilite ürün grubu. Bu arada Nutrilite ve Nutrivein diye değiştiriyorum sürekli. Beslenme destek ürünü markamızın dünyadaki adı Nutrilite sevgili arkadaşlar. Biz Nutrivey olarak kullanıyoruz. Çünkü Türkiye'de Nutrilite adıyla başka bir marka halen faaliyette. O yüzden biz bu isimle Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Şimdi bu aktivite son derece değerli bir aktivite ve A70 vizyonumuz için çok çok önemli. Size tavsiyem, tecrübeli bir lider olarak, 21 yıldır bu işin içerisinde olan bir lider olarak, bu yıldan gelecek yıl için çok sıkı çalışmanız arkadaşlar. Zaten bu yıl gidecek olan arkadaşlarımız bunun startını verdiler, ilk yolda aldılar. Artık Ocak'la birlikte performans yılımızın 5. ayındayız. Ama bu yıl kazanamayacak olan arkadaşlarımız, bu yıl böyle bir hedefi olmayan arkadaşlarımız da gelecek yıl bu seyahate katılmak için şimdiden çok sıkı çalışmaya başlasınlar. Şimdi Nutrilite, hepiniz biliyorsunuz ki dünyanın bir numaralı beslenme destek ürünü markası ve tohumdan tablete şirketimizin kendisinin ürettiği ve bilimin en yenisi, doğanın en iyisi mottosuyla bize hazırladığı çok özel bir ürün grubu ve yıllık 8.8 milyar dolarlık MV cirosunun yaklaşık %60'ı şu anda Nutrilite ürünleriyle gerçekleşiyor. Ve A70'in sağlık ve güzellik vizyonu hepimizin vizyonu oldu. Bizler de Nutrivey ürünlerimizle çok sıkı çalışıyoruz. Hepimiz çok sıkı çalışıyoruz. Ve hepimizin de çok özel hikayeleri var değerli arkadaşlarım. Bu akşam size şunu çok iyi kavratmak istiyoruz biz. Öncelikli olarak neden beslenme destek ürünü kullanmalıyım ve bu neden Nutrivey olmalı? Bu konuda çok iyi ikna olmamız lazım ki bizim bu ürünleri başkalarına rahatlıkla tavsiye edebilmemiz mümkün olsun. Şimdi beslenme destek ürünü neden dediğimizde, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir beslenme açığımız var ve Nutrivey bize mikro besinleri çok özel bir şekilde sunabiliyor. Beslenme açığımız, beslendiğimiz ürünlerin kalitesinin düşüklüğünden, aynı zamanda da beslenme çeşitliliğimizin hem yetersizliğinden hem de beslenme tercihlerimizin yanlışlığından kaynaklanıyor değerli arkadaşlarım. Fakat tabii ki ilk başladığımızda ya da ilk Nutrilite'la tanıştığımızda kafamız biraz karışıyor. Çünkü etrafımızda bir şeyler söyleyen çok kişi oluyor. Biz de aslında onlara ikna, onların tavsiyelerine kulak asmaya çok meyilli oluyoruz. Hele bir şeyler söyleyenler doktorlar olunca hemen böyle kestirip atıyoruz ve şüphelerimizi pekiştirip biz böyle özel bir ürün grubundan da maalesef kendimizi uzak tutmuş oluyoruz. Özellikle bu doktorlarımızın söyledikleri, bunlar bizim konularımız olacak, ama şöyle bir iki hikayemi anlatacağım. Sonra da arkadaşlarıma söz vermeye başlayacağım. Biliyorsunuz Nutrilite bize çok fazla ürün çeşidi sundu. Biz Kaliforniya'ya ilk gidişimizde, bu arada iki kez gittik, çok güzel bir şekilde. İlk gidişimizde
Çok heyecanlıydık ve çok öğretici, çok eğitici bir program olmuştu bizim için. O zamanlar Türkiye'de henüz D vitamini satılmıyordu ve D vitamini satılmıyordu, Nutriveyin D vitamini yoktu. Biz de tabii bu konuda çok bilinçli değildik ve aslında Türkiye'de çok fazla D vitamini bilinci de 2011 yılında çok fazla yoktu sevgili arkadaşlar. Ve orada bizim kan tahlillerimizi yapıldıktan sonra hayretle Türkiye'den giden bütün grubun D vitamininin çok ciddi oranda düşük olduğunu fark ettik. En yüksek D vitamini benimdi. 24'tü D vitamini ölçütüm arkadaşlar. 5'ler, 10'lar, 4'ler hakikaten çok ciddi bir problem vardı. Tabii 2011'den bu yana 11 yıl geçti ve biz artık bütün her yerde D vitamini konuşuluyor sevgili arkadaşlar. Hatta geçenlerde bir sağlık eğitmeni D vitamininin bir vitamin değil, vitaminin de üzerinde bir hormon işlevi gören çok özel bir şey olduğu konuşuluyor aslında bilim dünyasında dedi. Ben böyle gitmeden önce kendi yine sağlık sorunlarım yüzünden biraz araştırma yapıp doz bilmememe rağmen, çünkü doktorum bana ısrarla D vitamini önermemişti ve benim kemik erimesi başlangıcım vardı. Ben ufak ufak D vitamini kullandığım için herhalde grupta en yüksek D vitamini çıkan bendim. Fakat orada bunu algıladıktan sonra hepimiz telaşa düştük. Hatta arkadaşlarımın, Türkiye'deki arkadaşlarımın, liderlerimin çoğuna D vitamini hediyesi getirmiştik. Çok ilginç bir şey yaşadık. Bir beslenme destek ürünü mağazasında New York'ta dolaşırken iki tane Türk doktorla karşılaştık ve Nutriveyl gezimizden bahsettik kendilerine ve D vitamini eksikliğimizin bizi çok endişelendirdiğinden bahsettik. Bize anlatılan, işte şu anda çok iyi bildiğimiz D vitamini eksikliği kaygının sebebi olabilir, depresyonun sebebi olabilir, aslında kanser oluşumuna etkileyebilir vesaire vesaire. Konuştuğumuz doktor bey, aramızda doktorlar vardır biliyorum ama ne münasebet dedi. D vitamini osteoporoz yapar, kemik erimesi yapar, başka bir işlevi de yoktur dedi. Bakın 2011 yılında bunu konuşuyorduk. Fakat tabii artık böyle demediklerini biliyorum hekimlerimizin. Ama şunu söylemek istiyorum size. Nutriveyl her zaman önden gidiyor ve biz Nutriveyl sayesinde, Nutriveyl'in eğitimleri sayesinde çok çok önden gidiyoruz. Bu akşam beslenme destek ürünleri, beslenme ve yaşam tarzımıza vurgu yapacağız sık sık. Bugün şunu söylemek istiyorum. Son birkaç yıldır dünyada beslenme psikiyatrisi diye bir kavram konuşuluyor değerli arkadaşlarım. Beslenme psikiyatrisi nedir? Gıda ve gıda takviyelerinin kullanımına odaklı olarak zihinsel, ruhsal rahatsızlıkların tedavisine entegre edilen bir disiplinmiş beslenme psikiyatrisi. Görüyorsunuz değil mi? Aslında beslenme psikiyatrisi gıda takviyeleriyle çok fazla ilintili. Bugün zihin ve ruh sağlığımız bile aslında beslenmemize ve beslenme destek ürünlerimize bağlı. Biz bu bilinçle bu programı dinleyelim ve Nutriveyl'e bakış açımız da bu bilinçle olsun diyorum. Ve hemen sözü çok sevgili İlke Hanım'a vermek istiyorum. İlke Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar Aynur Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elhamdülillah çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün büyük takım da çok iyi eminim bu akşam. Evet İlke Hanım aslında 7 yıl sağlık sektöründe hemşire olarak çalışmış bir arkadaşımız. Yıllardır da fen bilgisi öğretmenliği yapıyor. Şimdi bizimle kendi hikayesini paylaşacak İlke Hanım. Sonra da biz onunla fitobesinler üzerinde, fitobesinlerle ilgili bir iki cümleyle
ile konuşmuş olacağız. Evet, sizin Nutribay tanışıklığınız nasıl oldu? Ne var hikayenizde İlke Hanım? Bahseder misiniz büyük takımın değerli dinleyicilerine? İyi akşamlar arkadaşlar hepinize. Ben şöyle önce sağlık problemimin kısaca nereden başladığından bahsedeyim. Ben 19 yaşındayken, şu an 42 yaşındayım. 19 yaşındayken yaşadığım bazı sağlık problemleri, kadınsal sorunlar nedeniyle bir doktora gittiğimde hemşireliğimin ikinci yılındaydı. Prolaktin hormonumun çok yüksek çıktığı belirlendi. Bunun sebebini araştırdığımız zaman neden bu kadar yükseliyor? Hani bu yaş grubunda olmaması, anne olanlarda görülen bir hormonun genç kızken bende neden yükseldiğini araştırdığımızda bunun sebebinin hipofiz bezinde bulunan bir tümör, iyi huylu bir tümör, yani prolaktinoma, hipofiz adenomu denilen bir sorundan kaynaklandığı ortaya çıktı. Tabii ilk önce böyle insanın aklına direkt kötü şeyler geliyor. Bir beyinde bir tümör ismi geçince çok tedirgin oluyor. Bir de hipofiz bezi beynimizin en aktif noktalarından biri biliyorsunuz. Bütün hormonların merkezi. Hani etkileyebileceği alan çok kuvvetli. O yüzden ben de bayağı tedirgin oldum. Tabii ki hemen bunun bir medikal tedavisine başladık. Zaten piyasada çok fazla prolaktinoma için kullanılan ilaç yok. O dönemde ilk kullandığım ilaç yaklaşık 1,5-2 yıl boyunca kullandım. Ama benim inanılmaz şekilde tansiyonumu düşürdü. Daha sonrasında hani ayağa kalktığımda bile artık sürekli başım dönüyordu. Yani günlük hayatta 8-4-8-5 tansiyonla gezer durumdaydım. O da benim çok yaşam kalitemi düşürüyordu. Bir de ben o zaman gece nöbet tutuyorum, gündüz eğitim fakültesine gidiyorum. Yani çok aktif bir hayatım var. O koşuşturmanın içinde sürekli baş dönmesi, yani denge kaybıyla da olmuyordu. Ama bunu ben bir 2-3 yıl kullandım. Sonra büyük kızımın hamileliği girdi araya. Onu bir bıraktık. 2001-2002 yıllarında bir dönem bıraktım. Ama sonra gene hormon değerlerim yükselmeye devam ettiği için tekrar ben ilaca başladım. O zaman da farklı bir ürün grubuna başladık. Yani bir 2-3 yıllara verdikten sonra tekrar başladım. O da dopamin antagonisti diye geçen bir ürün grubuydu. Biliyorsunuz dopamin bize mutluluk, neşe, hayat neşesi, yaşam kaynağı olan bir hormon. Bende de onu azalttığı için bu sefer de yani böyle çok tepkisiz, yani ne bileyim çocuğum gözümün önünde düşüyordu. Hani bir anne olarak yavrum kuzum böyle bir sarılma şeyi hissedemiyordum. Eşim bile diyordu yani çok neşesizsin, çok durgunsun, böyle çok tepkisizsin. Hani bir heyecan, böyle bir şaşırma ifadeleri bile azalıyordu. Yani bunun işte sebebine baktığımda bu ilacın da yan etkileri ortaya çıktığını gördüm. Yani ben medikal tedaviyi sonuna kadar denedim. Ama artık yan etkilerinden dolayı tedirginlikle kullanır hale geldim. Dozlar azaltıldı. Dozlar azaltılınca etkisi tam olmadı. Bu sebeple ben çok fazla medikal kısmından uzaklaşmaya başladım ve bitkisel ürün gruplarını aramaya başladım. O dönemde bu karabaş otu çok yaygın, hani böyle beyin tümörlerinde sürekli karşıma geliyordu. Yaklaşık 2007-2008 yıllarında ben karabaş otu falan böyle bir kullanma dönemine başladım. Orada da şöyle bir sorun var. Evet, aktara gidip alıyorsunuz. Şimdi bir sürü marka var, bir sürü çeşit var. Otun kendisi var, kurutulmuşu var, suyu var, hazırlanmış. Şimdi hangisini kullanmam gerekiyor? Hadi dedim öyle hazırlanmış, hazır suyu var, onu kullanayım. Ama hani bir sağlık sektöründen de geldiğim için benim direkt aradığım şey oldu. Hani dozu ne, günde kaç kez kullanmalıyım, ne kadar içmeliyim konusu oldu. Bunlara da baktığım zaman üzerinde dozu yazmıyor. Hani şu kadar içeceksiniz. İki kere günde iki kere içeceksiniz. Yarım bardak içeceksiniz. Bunu işte 3 ay devam edeceksiniz gibi bir bilgi yok. Ben böyle kendi çapımda kendimce ayarladığım dozlarla böyle 1-2 ay kullandım. Ama yani ne kadar işe yaradığını da bilemeyince böyle bir tedirginliğim hep devam etti. Yani dedim böyle bir şey de olmamalı. Sonuçta sağlık kökenli bir insanım. Doz ayarlamalarına alışmışım. Bu da dedim olmamalı. Bu nedenle ben farklı bir ürün grubu arayışına girdiğim sıralarda okulumuza tanıtım için bir Enways sponsoru olan, benim de şu an sponsorum olan arkadaş geldi. O bize böyle ürünleri tanıtıyordu. Ben de dedim ki yani tamam ürünleriniz çok güzel eminim ama dedim ben böyle beyin tümörü için, yani baş ağrılarım çok fazlaydı, baş ağrılarını azaltacak, hormonları düzenleyecek bir ürün grubunuz var mı diye ben Nutribay ile böylece tanışmış oldum. Tabii ki herkes gibi önce tedirginlikle yaklaştım. Hele bir de sağlık kökeninden gelen birisi için hani ilaçların yapamadığını, bitkisel takviyeler mi yapacak?
Yani ama son çare artık dedim ki yani belki de şifa ondadır. Hani bir de onu deneyelim. O düşünceyle ben Nutrivey ürünleriyle tanıştım. Yıl 2016 yılıydı. Aktif şekilde hem Amway yapmaya başladığım hem de... Bekir Hanımcığım. Efendim. Çok özür dileyerek şimdi tam da yerinde bir şey söylemek istiyorum kafanızı eğer karıştırmayacaksam. Peki buyurun. Şimdi dediniz ya ilaçların yapamadığını Nutrivey ürünleri mi yapacak? İşte bize aslında bu çok sık soruluyor. Evet. Ve biz her zaman şu cevabı, şu yaklaşımı kullanıyoruz burada. Aslında insan bedeni çok güçlü bir organizma ve kendi kendini tedavi edebilme bir mekanizması da var. Aslında hasta olarak her zaman söylediğim bir şey var benim. Hasta olmak için yaratılmamışız. Biz kendimizi hasta yapıyoruz. Evet. Yediklerimiz, içtiklerimiz, işte modern yaşam tarzının dediğimiz bu çağda ki her şey bizi aslında hasta yapıyor. Gıdalarımızın kalitesizliğiyle birlikte. İnsanın kendi kendini aslında onaracak çok güzel bir mekanizması olmasına rağmen malzemesi olmadığı için kendine yardım edemiyor. Aynen, değil aynen. mi? Evet, katılıyorum. Ve arayışa girdiğimizde ilaçlarla hemhal olmaya başlıyoruz. Ve aslında ilaçlar da bizi bir yandan hani bozmaya başlıyor. İlaçlara karşı değiliz. Bu arada bunu da açmış olalım. Ama bu bedenin malzeme eksikliği, mikrobesin açısından malzeme eksikliği, konforlu miktarda yeterli vitaminlere, minerallere ve de fitobesinlere sahip olmaması aslında bizim iyileşmemizin önündeki en önemli engel oluyor. Tabii ki, sizin evet. Hikayenizde gelecek biliyorum. Ne var? Bu malzemeyi yerinize koyduğunuz anda ne olmaya başlıyor? Problem hallolmaya başlıyor. Değil mi? Ve Nutrivey ile şifa olmuş oluyor bizim için. İlaçların ilaçlara ihtiyaç olmaksızın şifalanıyoruz. Bütün arkadaşlarımızın, birazdan konuşacak, bütün arkadaşlarımızın aslında şifasının arka planında bu mantık var, değil mi? Evet, tabii ki yani sağlık eğitimi alırken farmakoloji diye dersimiz vardı sağlık meslek lisesinde. Ama böyle bitkisel beslenmeler üstüne sadece bir genel beslenme dersimiz vardı. Orada da işte hani proteinler, vitaminler genel anlamıyla anlatılıyordu. Yiyecek hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz? İşte ince ince doğramayın, yıkarken dikkatli olun falan. Onlar anlatılıyordu ama yani benim Nutrivey ile tanıştıktan sonra öğrendiğim bilgilerin hiçbirisini ben daha önce hiçbir yerde duymamıştım. Ondan da şok geçirdim yani. Dünyada dedim insanlar neler biliyor ve benim bunların hiçbirinden haberim yok. Yani Nutrivey'in bu eğitim kısımları sizin de dediğiniz gibi eğitim aldıkça güvenim de daha çok arttı ve hani kullanmayı artık daha bilinçli bir şekilde kullanıcı oldum. Geçen günlerde de paylaşmıştık. Yaklaşık 2 ay öncesinde ben tekrar MR çektirdim hipofiz adenomumdan dolayı. Yaklaşık 7 milimetre büyüklüğünde bir adenomum vardı hipofiz bezinde. Hani mikro cerrahi tedavisine girecek kadar büyük değildi. 1 santimetrenin altındakiler ameliyatla alınmıyordu. Hani ilaç tedavisi ve kontrol gerekiyordu. Ben de çok uzun bir süredir artık hani kontrolleri yaptırdığım dönemde büyümediğini görünce artık kontrolleri de bırakmıştım. Yani bir 6 yıldır falan MR çekilmemiştim. Doktorum tekrar dedi bir MR çekilip bir kontrol yapalım ne durumda madem böyle bir sorununuz vardı daha öncesinde diye. Tekrar MR çekildiğimde MR sonucunu aldığımda yani ben şok geçirdim. Orada hiçbir tümör yazısı yoktu, hiçbir ebat yoktu. Hatta doktorun odasına girdiğimde dedim ki yani ben artık herhalde dedim sağlık alanından çok uzaklaştım. 18 yıldır öğretmenim. Herhalde dedim okuyamıyorum yani burada yazılanları. Ben de burada tümör yazısı göremiyorum, bir ebat göremiyorum, yok ki bir şey dedi. Yani dedim, nasıl olur? Ya o kadar küçük ki dedi, ebatları yazılacak boyutlarda değil ve ben hani şok geçirdim. Tamamen kaybolmuş olarak sayabilirsin kendini artık dedi. Yani çok büyük bir mutluluktu benim için, büyük bir şaşkınlıktı aynı zamanda. O yüzden çok artık güven konusunda da bir sorun yaşamıyoruz. Kendimizde de tamamen denemiş görmüş olduk. Çok güzel. Kısacık bize bu dönemde benim vazgeçemediklerim şunlar diye bir sıralama yapabilir misiniz İlke Hanım? Yani benim ilk tanıştığım ürün aslında omega 3 oldu. O yüzden omega 3'ten hiçbir zaman vazgeçmedim. Hormonlarımı düzenlemek açısından çok başarılıydı.
Daha sonra tabii ki Fitobes'in zengini, yani dünyanın tek markası dediğim Double X, yani benim sürekli evde kullandığım, evet, sürekli evde açık olan bir ürün grubumuz. Ve gene Fitobes'in zengini sebze meyve konsantresi. Yani bu üçü her zaman hayatımdaydı. Yanına eklediğim, çıkardığım bazı ürünler oldu ama bu üçü her zaman favorimdi ve sürekli kullandığım ürünlerdi. Hala da kullanmaya devam ettiğim ürün grubu. Şimdi Double X'ten bahsettiniz. Hepimiz biliyoruz ki Nutri eğitimlerini almış kişiler olarak. Sesini alamıyorum Double X'in bir tane tablisi besin tablisi. Sesiniz çok kesildi. Ben yakalayamadım soruyu. İnternet bağlantım problem oldu. Hı hı. Şimdi durum nasıl? Şu anda güzel geliyor sesiniz. Şu anda güzel. Tamamdır. Ben son söylediklerinizi duyamadım fitobesinlerle ilgili, eminim ama mesajlarınızı vermişsinizdir değil mi İlker? Ben hiç konuşamadım fitobesinlerle ilgili. Yok, sizin sorunuzu alamadım. O zaman söyler misiniz fitobesinlerle ilgili bilgilerinizi paylaşır mısınız bizimle? Yani fitobesin kavramı son yıllarda artık yaygın olarak her yerde karşımıza çıkıyor. Fitobesinler kısaca şunlar demek. Biliyorsunuz bitkilerin yapısında protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineraller zaten var. Bunlar bildiğimiz kısmı. Bir de bitkilerin içerisinde bunların hiçbirine ait olmayan, bu grupların hiçbirisine ait olmayan, bitkiye renk veren, bitkiyi taze tutan, büyüten, böceklerden, güneş ışığından koruyan ama bitkilerde de çok az miktarda, hani kendine yetecek kadar ürettiği bazı özel maddeler var. Bu maddelere fitokimyasallar ya da nutrasötükler de denebiliyor ya da kısaca fitobesinler deniyor. Bunlar üzerine yapılan son yıllardaki araştırmalar bu fitobesinlerin hastalıkları önleyebilen, iyileştirebilen, fizyolojik performansı geliştirebilen çok yararlı maddeler olduğu görülmüş. Mesela bunların isimlerini bazen duyuyoruz, işte kateşinler, karotenoidler, izoflavonoidler. Yani bunların hep isimlerini duyuyoruz zaten. Yani bunlar bitkinin rengine göre değişiyor. Hani sarılarda, turuncularda başka, kırmızı olanlarda başka gibi. Her bitkinin rengiyle birlikte hani ihtiyacı olan, kendine özel ürettiği özel maddeler bu fitobesinler. İşte bunların bitkilerden böyle sağlıklı bir şekilde çıkartılıp tablet haline getirilebilmesi bu özütlerin. Bunu Double X markası içinde çok güzel yapıyor Nutrivey. Aynı zamanda sebze meyve konsantresi için de çok güçlüler var bu fitobesinlerin. Hani onların vücudumdaki işte bu iyileştirme kısmını ben kullanmak istediğim için Double X her zaman benim hayatımda vardı. Aynur Hanım, sesinizi alamıyorum. Sorun yok. Sizin sesiniz tamam. Gayet güzelmiş YouTube'da. Artık toparlayıp bitirelim isterseniz İlker Hanım. Şimdi ben Ayşegül Hanım'a geçmek istiyorum çünkü. Yani sağlık sektöründen gelen birisi olarak ben de birçok arkadaşımız gibi çok tedirgin yaklaşmıştım. Yani medikal tedavileri denedim. Arkadaşlarımız hani böyle direkt bitkisel ürünlere gitmişim gibi düşünmesinler. Ben önce tamamen medikal tedaviyi denedim ama ya maalesef çok yan etkilerini yaşadım, çözüm alamadım. Yani çok bir şey değişmedi. Hormon değerlerim normal sınırlara bile hiçbir zaman inmedi ilaçlarda. İşte o dönemdeki arayışımla Nutrivey, büyük ve güçlü Nutrivey şirketiyle tanışınca çok şükür şu anda tamamen sorunsuz sağlığıma kavuşmuş durumdayım. Güvenle kullanabilirler diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel paylaşımlarda bulundunuz bizim için. Şimdi şöyle bir anım var. Bu anımla birlikte Ayşegül Hanım'ı sunacağım. Yine birkaç yıl öncesinde bir eve gittim. Orada genç bir bayanla tanıştım. Tabii mesleğini
sordum. Doktora yapıyorum dedi. Branşınız nedir dedim. Şaşkınlıkla yüzüme baktı. Fitoterapi ne demek biliyor musunuz dedi. Evet biliyorum dedim. Sonra kendi Nutrivey maceramdan bahsettim. MV'den bahsettim. Doktora yapan genç arkadaşımız şöyle söyledi bana. Fitoterapi dediğimde herkes fizyoterapist olduğumu düşünüyor dedi. Türkiye'de bu branş çok iyi bilinmiyor dedi. Haklısınız dedim. Ve yine kendi hikayesinde şu paylaşımlarda bulundu bana. Yurt dışında üniversiteyi okumuş. Yüksek lisansını yurt dışında yapmış. Aslında biyoloji mezunuymuş. Ve yüksek lisans konusu da incirmiş. İncirle ilgili yüksek lisans hazırlarken bitkilerin şifasından ve bitkilerin muhteşemliğinden çok etkilendiğini söyledi ve doktorasını bu alanda yapmaya karar verdiğini söyledi. Ve Türkiye'ye döndüğünde Türkiye'nin çok iyi üniversitelerinden birinde bu branşta doktora yapmaya başlıyor. Ve şöyle bir bilgi verdi bana değerli arkadaşlar. Türkiye'de şu anda bu alan doktora yapan sadece 10 kişiyiz dedi. Bunlardan 3 tanesi tıp fakültesi mezunu, 3 tanesi eczacılık fakültesi mezunu, 4 tanesi de benim gibi biyoloji mezunu dedi. Ve hakikaten kendimizi tıp camiasında da anlatmak için, tanıtmak için çok zorlanıyoruz. Kabul ettirmek için çok zorlanıyoruz. Gıda takviyesi kavramını da kabul ettirmek için çok zorlanıyoruz demişti. Aklınızda bulunsun diye anlattım. Böyle bir yaklaşımın olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Birkaç yılda çok fazla şey değişmedi. Dünyada bile çok zengin bir şekilde farkındalığı olan bir konu değil. Bizde biraz daha az tabii ki değerli arkadaşlar. Evet, şimdi Ayşegül Hanım'a bağlanalım. İyi akşamlar Ayşegül. Sponsorum iyi akşamlar. Ben kameramı açamıyorum sadece. Acaba yetki mi verilmesi gerekiyor? O zaman Ayşegül, acaba çözülebilir bir şey mi? Diğer arkadaşımıza mı geçelim? Ya da sen konuşmaya başla istersen Ayşegül. Herkes seni gördü zaten. Öyle mi? Evet, evet. Sponsorum hani görmeden birazcık zor olacak ama benden kaynaklı mı yoksa yetki verilmesi mi onu anlasaydık henüz ona göre hareket. Senin kamerandan kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyoruz. Allah tamam o zaman hemen ben hiç süreci aksatmadan devam edeyim. Öyle yapayım Ayşegül'cüğüm. Buyurun biz sponsorum. Biz senden sonraki konuşmacı arkadaşımıza geçelim sonra seni tamam. Alalım. Sen tamam. Çıkıp tekrar girmeyi dene. Tamam, tamam. Olmazsa başka bir cihazla da girebilirsin. Tamam, tamamdır. Ben tamam tekrar mı? Deniyorum hemen. Peki, peki. Evet, şimdi Bursa'dan Sennur Hanım'a geçiyorum. Sevgili Sennur Özdurak. Sennur Özdurak da yine Enway ile ve Nutrivey sayesinde tanışmış bir arkadaşımız ve Enway işi yapma kararını Nutrivey'de aldığı faydayla vermiş bir arkadaşımız. O aslında yıllarca bir eczacı teknikeri olarak çalışmış. Kendi erkek kardeşiyle bir eczacı olan erkek kardeşiyle birlikte çalışmış ve aslında medikal ilaçlara da böyle şüpheyle bakan birisi yan etkilerinden dolayı ve çok ciddi bir sağlık problemi yaşamış. Bundan sonrasını siz paylaşın lütfen Sennur Hanım. Buyurun. Teşekkür ederim Aynur Hanımcığım. Bütün katılımcılara hoş geldin diliyorum. Uzunca bir süredir emeği işinin içerisindeyim. Aktif yapıyorum. Ve ondan öncesinde bir bağırsak kanseri geçirmiştim, kolon. Bununla ilgili bir operasyon oldu ve daha sonra kemoterapi sürecim oldu. Bu tedavi süreci içerisinde tabii ki de ciddi yıpranmalar yaşadım. Daha sonrasında da işte kan kapakçıklarım kan kaçırıyordu. Tansiyon, kolesterol, bir sürü damar hastalıklarım da oluşmuştu. Ve ciddi sağlık sorunları yaşadığım süreçte
Ben Amway işiyle tanıştım. Daha doğrusu Amway işi anlatıldı. Ve anlatılırken ben dedim ki, yani Notre Bey'e geçin. Ben onları ne içerim ne de birine tavsiye ederim. Sponsorlarım da o gün sağ olsunlar bana, sen nasıl istersen dediler. Daha sonraki süreçte toplantılara gelip gittikçe sadece bir omega ve B ile başladım ama burada gözümle ilgili bir sorun yaşadım. Şimdi bu damar hastalıkları oluştuğunda kalp kapakçıklarımda kan kaçırıyordu ve bir pıhtı atması söz konusu oldu. Bu da beyne gitse tabii ki de vücudum felç olacak ya da bir başka şey yaşayacaktım. Görme damarına dönmüş, sağ gözüm görmesini kaybetti ani bir şekilde. Ve bir hafta Uludağ Üniversitesi'nde hastanede yattım, bütün tetkikler yapıldı. Dediler ki gözünün ne ameliyatla ne de bir tedaviyle maalesef geri getirme şansımız yok. Uludağ Üniversitesi'nden çıkarken diğer gözüne iyi bak dediler. Bir rapor verildi. %77 engelli raporuyla ben hastaneden taburcu oldum. Emeğiyle danıştıktan sonra dediğim gibi sadece omega ile B ile başladığımda hiç görmeyen gözümde 5-6 tane böyle iğne ucu gibi bir ışık gelmeye başladı. Sponsorumu aradım, hemen dedim ki ya benim gözüm görüyor, nasıl yani dedi, görünürde hiçbir şey yok, senin gözün görmüyor muydu? Evet dedim, anlattım maceramı ve daha sonra başka ürünlere de geçiş yaptım. Burada kesinlikle bilberi lutein, kalsiyum magnezyum D, C plus, D ile ya da WX ile böyle dönüşümlü olarak bu ürünleri aktif bir şekilde kullanmaya başladım. Ve gerçekten hayatım değişti. Gözümle ilgili ve tüm sağlığımla ilgili. Benim en büyük tutkum araba kullanmak, araç kullanmak ve bu 22'nin sonunda maalesef eski ehliyetler artık değiştirilmesi gerekiyordu ve ben bu gözümden, göz muayenesinden geçerek ehliyetimi yenileyebildim. Benim çok için güzel. Çok bir, büyük bir mucize bu ve bu yüzden aslında bu gelişimler beni işin içerisine çok ciddi bir şekilde asılmamı sağladı. Ben inanılmaz şekilde Notre Bay aşığıyım. Her bir ürünü çok sevmemi seviyorum. Evet, ama alanım Notre Bay diyorum Aynur Hanımcığım. Çok güzel. Benim çok teşekkür ediyorum paylaşımınız. Rica ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ayşegül Hanım, hazır mıyız? Nedir mikrofonumuz? Özür dilerim, kameramızla ilgili durum. Ayşegül Hanım. Mikrofonum çıkmıyor. Ulaşamıyoruz galiba Ayşegül Hanım'a. Sevgili Ayşe Ayla Akın, sizinle devam edelim mi? Tabii ki Aynur Hanım. Hayırlı akşamlar. Size de hayırlı akşamlar. Evet Ayşe'cim, senin de çok orijinal bir hikayen var ve çok fazla hikaye biriktirdin biliyorum. İş maceranda, iş yolunda. Bende mi bu problem var? Sesle alakalı yoksa Aynur Hanım sizde mi var? Ben sizin sesinizi alamıyorum. Sesiniz kesik kesik geliyor. Sende problem var herhalde Ayşe'cim. Şimdi nasıl? Tekrar devam edelim. Şu an iyi. Benim sesimi rahat alıyor musunuz? Evet. Evet, tamam. Devam edin. Tamam. Tamam. Ben başlayayım mı Aynur Hanım? Evet, lütfen. Lütfen. Evet. Ben uzun yıllardır Amway camiasının içerisindeyim. Girdikten bir sene sonrasında üçüncü evrenin başı olan kansere yakalandığımı öğrendim. Ve çok meşakkatli bir aslında süreç beni bekliyordu. Çünkü o zaman o kadar böyle kafa karışıklığıyla karşı karşıya kalıyorsunuz ki sadece biyolojik anlamda kanser olmuyorsunuz. Siz psikolojik anlamda da, duygusal anlamda da ciddi zorluklardan geçeceğiniz bir sürecin içerisine hazırlanıyorsunuz aslında. Ben hemen acil bir ay içerisinde ameliyat oldum, acil olmam gerekiyordu. Ameliyattan sonra 15
kür kemoterapi gördüm. Yaklaşık 25-26 kür radyoterapi gördüm. Ve sonrasındaki aslında süreç biraz daha meşakkatli oldu. Çünkü aslında şöyle, tedavilerim bittikten sonraki operasyonlarım da bayağıca bir uzun sürdü. Ama ben kemoterapi sürecinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi Nutri Bey macerası, aslında Nutri Bey benim hayatıma geçirmem şöyle oldu. Bu konudaki kararlılığım. Ben işe girdikten bir sene sonra karşılaşmış kanserli ama bir sene içerisinde bütün eğitimlerin içerisindeydim. Dolayısıyla benim bütün eğitimlerin içerisinde olmam aslında benim Nutrive'yi rahatlıkla ve güvenle hayatıma geçirmemi de sağladı aslında. Çünkü bu benim bahsettiğim durum yaklaşık bir 14 sene öncesindeydi ve kişiler ya da doktorlarımız beslenme destek ürünleriyle alakalı çok da sıcak yaklaşımları yoktu. Bizim kendimizin de aslında çok fazla bilgisi yoktu ama benim o bir sene içerisindeki sürecim ciddi anlamda güvenmemi sağladı. Kemoterapiye başlayacağımız vakit, daha doğrusu ilk önce ben ameliyat olduğum doktoruma şunu sormuştum. Besin takviyeleriyle alakalı kullanabilir miyim diye. Çünkü eşimin çok tedirginliği vardı. Ve o kullanıp kullanmamam ile alakalı net bir bilgi almak istiyordu. Ben şunu biliyordum. Yani bazı doktorlarımız beslenme destek ürünleriyle alakalı bir araştırmanın içerisinde olamadıklarından ya da yanlış, çok yanlış şeyler kullanan kişilerle karşılaştıklarından o dönemler çok daha sert lerdi bu tarz yaklaşıma. Biz gittik cerrahımızla konuştuğumuzda cerrahımız bana şunu söyledi. Sen Ayşe'cim ameliyat öncesinde, sonrasında, kemoterapi döneminde ve radyoterapi döneminde ömrünün geri kalan kısmında lütfen beslenme destek ürünlerinden yardım al dedi. Bu benim için çok güzeldi. Ameliyat olduktan sonrasındaki süreçte 1,5 ay sonrasında kemoterapi başladı. Tabii eşim kemoterapi onkoloji doktoruma da sormamızı istedi. Onun tedirginlikleri hala daha devam ediyordu. Ve biz danıştığımızda onkoloji doktorum kullanmamamı istedi. Tedavinin seyrini değiştireceğinden bahsetti. Ben yine söylüyorum ki gerçekten garip garip şeyler kullanan kişilerle de karşılaştıkları için hakikaten de kemoterapinin seyrini değiştirecek birçok manzaralar yaşamışlar aslında. Dolayısıyla tedirgin oluyorlar kendi tedavilerini sunarken. Ama ben emindim ve doktorumla uygun bir dille konuştum. Kendimin kesinlikle kullanacağını söyledim. Ve lütfen beni zaten takip edeceksiniz. Tetkikler yapılacak. Ben sizden bunu istiyorum. Bu benim kararım. Ben bunları hayatımda tutacağım dedim. Farklılıklar neydi Aynur Hanım? Bir kere ben çok normalde de çok gözlemci bir insanım ama orada bir sürü kanser hastasıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Bir odanın içerisinde tedavi görüyorsunuz. Ve belli konuşmalar da geçiyor. Şahit olduğunuz şeyler de oluyor. Şimdi kanser olduğunu öğrenene kadar böyle sağlam bir şekilde giden kişiler birinci kemoterapiden sonra, birinci kürden sonra gerçekten dağılmış bir şekilde aslında ben onları görüyordum ikinci kürde. Ve hiçbir zaman ben tek başına gelen bir kanser hastası görmedim hastaneye. Ben kendi başıma gidiyordum, arabama atlıyordum, gidiyordum, dönüyordum ve ben işlemlerimi yaptırırken beni kanser yakını zannediyorlardı bu işlemleri yaptırırken. Yani benim şimdi gözlemlerimden bir tanesi de şuydu, belki kanser geçmişi olan yakınlarından takip eden arkadaşlarımız olur. Kanser tedavisi gören kişilerin ciltleri çok fazla kararır. Çok fazla böyle sarı olur, cansız olur, ölü gibi olur. Kanı çekilir yani. Ama benim o dönemdeki de durumum aslında yine böyleydi. Ve benim eşim bile bunu söylüyordu. Ayşe sen hiç kanser hastasına benzemiyorsun. Gerçekten de hani çok farklı bir durumun içerisindesin. Bir kere
ne gibi faydası oldu? Çok ciddi anlamda kullanmamın. Güçlü ve enerjik olma ile ilgili bana çok ciddi anlamda faydası oldu. Ve bu yan etkilerini yaşamıyor değil Nutriwave kullanan kişi. Yan etkilerini yaşarken bir dayanıklılık oluyor aslında. Yoksa yaşamıyor değil. Yani benim de saçım döküldü, benim de kaşım, kirpiklerim döküldü, tırnaklarım çok uzun süre uzamadı, ayak tırnakları morarıp düşen kişilere şahit oldum ama benim yapısı bozuldu. İşte adım atmakta çok zorlanan kişilerle karşılaştım ama ben adım atarken evet ayaklarımın altında cam kırıkların üzerinde yürüyor gibiydim sanki. Ama yürüyordum yani, hani o dayanıklılığı, o güçlü ve enerji olmayı çok ciddi anlamda sağladı ve ben çok güçlü kullandım. Yani adetler anlamında da çok güçlü kullandım, çeşitlilik anlamında da çok güçlü kullandım. Ve sizin aslında kilonuzu da dengelemeniz gerekiyor kanser tedavisini görürken. Doktorlar en fazla bunun üzerinde duruyorlar. Çünkü trans yağın çok fazlalaşmaması gerekiyor. Ve sürekli sizin kilonuzla alakalı sizinle konuşuyorlar. Ama Aynur'un benim gözlemlediğim o odanın içerisinde 20 kilo alan, 25 kilo alan kişiler vardı. Ve benim kilom değişmemişti. Çünkü neden 20 kilo, 25 kilo alınır? Eğer siz hücrenin besini vermezseniz zaten bir de o dönem aslında hani yakınlarda böyle aman yesin de ne yerse yesin, aman yesin de ne yerse yesin. Şimdi eski alışkanlıklarına devam eden kişiler haz odaklı beslendiğinde etrafındaki insanlar asla karışmıyorlar kanser oldukları için. Aman yesin, yesin karnını doyursun da ne yerse yesin. Aslında işler hiç öyle değil. Çünkü karnımızı doyuran şeyler hücremizi doyurmuyor maalesef ki. Ve ben onların kilo alımlarına çok ciddi anlamda şahit oldum. Ve bir çok ciddi anlamda komplikasyonlar yaşayabiliyorsunuz. Ben özellikle radyoterapim bittikten sonra belli onarım ameliyatlarına girdim ve ben işin içindeyken 5 operasyon daha geçirdim de bir tanesi çok ciddi bir operasyondu. Ve ben neredeyse işte beni ameliyathaneye yetiştirirken hasta X oluyor diye bağırıyorlardı ve benim 10,5 saatlik bir operasyonum sürdü. 10,5 saatten sonra bu kanser tedavileri geçtikten sonra onarım ameliyatlarından bahsediyorum. 10,5 saat operasyonum sürdükten sonra ben bir türlü kendimi toparlayamadım odada ve sürekli kontrol ediyor doktorlar. Neden acaba bir türlü düzelemedi, bir kendime gelemedim. Aslında normalde toparlarım kendimi Allah'ın izniyle. Sonra artık ben kan kusmaya başlayınca iç kanama geçirdiğimi anladılar. Ve beni aynı gün apar topar tekrar bir ameliyata soktular. Ve ben tekrar aynı gün içerisinde 5,5 saat daha bir operasyonda kaldım. Şimdi bunları karşılayabilmeniz için çok dirençli olmanız lazım. Yani normal bir insanın bile bunu karşılayabilmesi güçtür. Bir de kanserden çıkmış bir insanın bunu karşılayabilmesi çok çok daha güçtür. Burada dolayısıyla dayanıklı bir yapınızın olması gerekir. Dayanıklı bir yapınız olmadan ya da sizden gidenlerden, yani ben hep şunu derim, rezervler boşaldığı zaman aynısıyla yerine koymak lazım. Aynısıyla yerine koymazsanız başka hastalıklara hoş geldin dersiniz. Çünkü ben şununla çok karşılaştım. Kanser tedavisi bitiyordu. Kanserden vefat etmiyordu ama bir gripal enfeksiyondan vefat ediyordu. Bu neden kaynaklanıyor? Aslında savunma sisteminin tamamen düşmesinden ve o yıkımın karşılanmamasından, karşılığını bulmamasından kaynaklanıyordu aslında. Dolayısıyla benim aslında inancım ve hayatımda sürekli tutmam. Hani böyle Nutriwave ile alakalı sürdürülebilir diyoruz ya. Ben kullanımda sürdürülebilirliği çok fazla derecede yaşattım kendime. Ve hep de şunu söylerim. İhtiyaç ucuzdur. Ben çok ucuza sağlığımı satın aldım aslında. Ve hiçbir zaman da şunu düşünmedim. Ne kadar kullanacağım acaba? Şu kadar kullansam yeterli midir? Yani biz hani sunduğumuzda diyorlar ya ne kadar kullanacağız? Ya da bana bir şey verin ki böyle hepsini karşılasın. Ben de derim ki arkadaşım muz yersen armut yerine geçmez. Yani ya da Allah-u Teala yaratır bir tane besin, al bundan hangisini alacaksan diye besin olarak. Ama işte o çok çeşitlilik, işte günlük 5 porsiyon renkli yiyecekten yiyor muydum? Hayır. Kendimi aslında çek ediyordum ben Nutriwave hayatıma sokacağım zaman. Tahıldan, liften, proteinden yeterli miktarda beslenebiliyor muydum? Hayır. Şimdi bir de Aynur Hanım, ben
Kanseri öğrendiğimde ve bana böyle bir form dolduracaklardı. Şimdi diyorlar ki kilon yok. Çok iyi, tamam. Çocuk var mı? Var. Emzirdin mi? Evet. Uzun vadeli emzirme oldu. Sigara tüketiyor musun? Hayır. Zaten alkol yok. Peki böyle bakıyorlardı. Bir şey çok fazla konduramıyorlardı. Ben artık böyle bu sağlık eğitimlerinin içerisinde kala kala şunu keşfettim. Ettim aslında. Ben lise dönemine kadar Aynur'un hiçbir şekilde beslenmiyordum. Hiçbir şekilde beslenmiyordum. Yani ben yiyeceğin lezzetini alamıyordum ben liseye gidene kadar ve benim yediğim hiçbir şey yoktu. Yani maalesef şu anda gençlerimizin çoğunun durumu bu değil mi? Aynen. Aynen. Evet. Besleniyor evet. Zannederken beslenmiyor şu andaki nesil. Aynen öyle. Peki o kanser olduğun dönemdeki yaşını da paylaşır mısın dinleyicilerimizle? Ben 33 yaşında yakalandım kansere ve uzunca bir süre tedavilerim devam etti. 1,5 sene, 2 seneye yakın enveye ara verdim. Ama kitaplarım, ürün kullanımlarım ve zaman zaman eğitimlerin içerisinde olmam tabii ki de devam etti. Rutinde giden ilk önce 3 aylık, sonra 6 aylık, sonra 9 aylık, sonra senede bir olan kontrollerimde çok şükür ki herhangi bir problem çıkmadı. Kanın her zaman çok iyi oranda çıktı. Ve işte kolesterol, karaciğer enzimleri her şeye bakılıyor zaten. Belli dönemlerde sintigrafiler oluyor, ciğer filmlerine bakılıyor. Mesela Aynur Hanım şunu da paylaşayım. Ben bir onarım operasyonumda beni estetik cerrahım muayene ediyordu ameliyat öncesinde ve ben yeni radyoterapiden çıkmıştım. Henüz daha böyle bir 4-5 aylık ya da 1 senelik falan olmuştu. Bana şunu söyledi, sen dedi, radyoterapi almadın mı dedi. Ben dedim ki hocam radyoterapi aldım, 25-26 kilo aldım, kemoterapiyi de çok yoğun aldım. Allah Allah, da emin misin dedi. Hocam sizi hastanenizde aldım dedim ve onkoloji doktoruma da söyledim. Ben de hayatımda hiç bu kadar radyoterapiden etkilenmemiş bir cilt görmedim dedi. Çok çünkü güzel. Biz neden dedi radyoterapiden sonra ciğer filmi çektirirler dedi. Ciğerlerde sertleşme olur ama sadece ciğerde sertleşme olmaz, deride de sertleşme olur ve biz orada çalışmakta çok zorlanırız dedi. Ayşe'cim çok teşekkür ediyorum. Sana bir sorum var şimdi. Sonra eğer vakit kalırsa tekrar dönmek istiyorum senin birkaç paylaşımın için. Sence niye doktorlarının bazıları senin Nutriway kullanmana, Nutriway demeyelim, Nutriway'i tanımıyorlar muhtemel zaten, beslenme destek ürünü kullanmana karşı çıktılar? Bu konuda fikrin ne? Yani başında da söylediğim gibi Aynur Hanım, hem farklı doğru olmayan örneklerle karşılaşmışlar. Belli şeyler kullanmış kişiler, antioksidan adı altında, hücre yenileyici adı altında ve verdikleri tedavinin seyrini değiştirmiş. Bundan tedirgin oluyorlar. Maskele bir takım şeyler kullanılmış. Kesinlikle öyle. Bir tamam. İkincisi mesela benim kendimin de şahit olduğu, ben bir gün Zoom programında bizim grubumuzdaki bir arkadaşımızın kuzeni doktor ve biz kendisini misafir etmiştik. Benim ilk sorum şu olmuştu. Dedim ki neden hekimlerimiz bu konuda ikilem yaşatıyor bize? Bazıları destek verirken bazıları destek vermiyor. Şunu söylemişti Ayşe Hanım dedi, biz dedi çok yoğun eğitimler görürüz ama bunun içinde hiçbir zaman dedi beslenmeye yönelik kuvvetli eğitimler görmeyiz. Artık beslenme destek ürünleriyle de alakamız yoktur. Biz ilaç firmalarıyla çalışırız. Evet. Dolayısıyla yani aslında hani bu İşte kadar. Anahtar noktası burası, evet, değil mi aslında? Evet. Çok teşekkür ediyorum Ayşe'cim. Ben teşekkür ederim. Şimdi hemen ben öncelikli olarak Almanya'ya bağlandık. Tülay'cığım hazır mısın? İyi akşamlar Tülay. Sesini de açar mısın Tülay'cığım? İyi akşamlar Aynur Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. Bütün Almanya'daki arkadaşlarımız, bizi dinleyen bütün Avrupa'daki arkadaşlarımıza da selamlarımızı yolluyoruz buradan. Tülay'ın da çok ilginç bir hikayesi var. Benim hep anlattığım bir hikaye. Nutriway ile tanıştığı dönemde Tülay ciddi anlamda sağlık krizi yaşayan bir arkadaşımız. Öyle ki günlük aktivitelerini yapamayacak kadar hayat kalitesi düşmüş.
düşmüş, evinin işlerini yapamıyor, evinde hiç yemek yapamıyor, evini temizleyemiyor ve hakikaten kendini çok çaresiz ve çok yılgın hissediyor. Ve tam da o dönemde bir Amway serbest girişimcisiyle karşılaşıyor ve ona Nutriway öneriyor. Hatta elindeki kendi kullandığı beslenme destek ürünlerinden bir haftalık dozu Tülay'a bırakıyor. Ve Tülay'ın Nutriway ile ilgili inancı, hayranlığı o zaman başlıyor. Devamını evet. Senden alalım Tülay'cığım. Evet Aynur Hanım, ben kolit ulceroz hastası oldum. Ondan önce çok aktif birisi olarak 25 sene bir firmada çalıştım. İki oğlum, bir tane torunum var. Bütün yani derneklerde, cami kadınlar kolu başkanlığında, yabancılar meclisinde görevler aldım. Bayağı bir aktiftim. Birdenbire bir çöküntü yaşadım. Gerçekten sizin söylediğiniz gibi elden ayaktan düşmeye denilir ya, o seviyedeydim o dönemde. Sağ olsun Amway'den Nutriway ürünleriyle tanıştım. 10 günlük bir vitamin takviyesi bırakıldı bana. Daha öncesi tabii ki bu kolit ulceroz hastası olduğum dönemde doktorum sayesinde vitamin veriliyordu. Pazartesi günü kan alınıp değerleri ölçülüp çarşamba ve cuma günleri takviye veriliyordu serumla. Fakat ben 8 ay bunu haftada 2 bazen 3 defa aldığım halde hiçbir şekilde faydasını görmedim. Emeğin ilk geldiğinde tabii ki tepki oldu mu? Oldu. Şöyle, ben zaten alıyorum. Hani bana veriliyor zaten vitaminler. Bunlarla arasındaki fark ne diyerekten sorduğumda şu anki sponsorum şöyle söylemişti. Bunlar gerçekten kalıcı. Hani vitaminler, sen bu vitaminleri denersen eğer kendin farkına varacaksın demişti. Ben bu 10 günlük süre içerisinde sizin de söylediğiniz gibi ayağa kalkamıyordum. Yemek yapma değil, lavaboya emekleyerek gittiğimi biliyorum. Çok kötü bir durumdaydım. Kalktığımda başım dönüyordu. Kan kaybından zaten tansiyonum devamlı düşüktü. Bu arada doktorum kolonoskopi yapılması gerekiyor dedi. Çünkü kanser, kolon kanseri riski çok yüksek bu böyle hastalıklarda. Stresten, sıkıntıdan, üzüntüden uzak olmanız lazım. İnsan böyle bir hasta olduğu zaman o üzüntülerden uzak kalamıyor. Kendi kendine çok daha başka senaryolar yazmaya başlıyor. Demin arkadaşlarımızın söylediği gibi kanser zaten çok büyük bir soru. Çok büyük bir problem, yani bir hastalığın en büyük, en son şeyi, evresi ve kaynımda da kolon kanseri olduğu için bayağı bir panik yapmıştım kendimce. Kolonoskopi yapıldı. Bu arada ben 10 gün sonucunda ayağa kalktınız değil evet, mi? Evet, 7. günü ben Uşaklıyım. Çorba yaptım, tarhana çorbası. Eşim çok kapıdan güzel. İçeriye girdi, kokusunu duyunca birisi mi geldi, birisi mi getirdi dedi. Çünkü ben kalkamıyorum. Yok dedim, bugün ben kendimi gerçekten birazcık olsun canlı hissettim. Yani can geldi derler ya, hani böyle bir, bir özveri, bir canlılık geldi sanki. Ben kendim yaptım dedim, neden ayağa kalktın diyerekten bir, böyle bir tepki yarattı. Yok dedim, iyiyim. Gerçekten iyi olarak kalktım. Yani emekleyerek gitmedim hiçbir yere. Sonra işte bununla hitabında doktorum kolonoskopi yapılması gerekiyor dedi. Bu arada devamlı kan tahlillerim yapılıyor. Pazartesi veriyorum. Çarşamba ve cuma günleri takviye devam. Tabii kolonoskopi yapılınca 3 hafta olmuştu ben Amway başlayalı, kullanmaya başlayalı. Bu gelişimi kendimde görünce direkt telefon ettim bana ulaşan arkadaşıma, dedim ki sponsorum, lütfen şu anda sponsorum, onun için öyle söylüyorum, sponsorum ne olur dedim, bana bu vitaminleri hemen takviye et, yani tedarik edersen çok sevinirim, çünkü kullandım ve bendeki değişikliği gördüm, ben devam etmek istiyorum. Sağ olsun hemen tedarik etti ve ben 3 hafta içerisinde çok büyük değişiklikler gördüm. Bunu doktorum gelip sizinle konuşmamız lazım dedi, ben kolonoskopiden gelen neticeyi bana söyleyecek diyerekten panik yaptım. Sabaha kadar uyumadım. Ağlayarak doktorumuz aradı size. Evet. Görüşmemiz lazım Tülay Hanım. Mutlaka dedi, sizinle görüşmemiz lazım. Tabii ki panik yapıyorsunuz. Çünkü şaşkındı doktorunuz aslında. Değil mi? Evet.
Aynen öyleydi. Aynen. Diğer vitaminler değerlerinizi hiç yükseltmiyordu. Hiçbir iyileşme görmüyordu sizinle. Evet, evet. Kapıdan içeriye girdiğimde beni görünce çok korktu. Dedi ne oldu, bir şey mi var? Dedim yok, sizden dedim neticeyi almaya geldim. Eyvah dedi, ben herhalde yanlış bir şey yaptım. Sadece dedi konuşmak istiyordum dedi. Neticeniz tertemiz. Hani kanser falan yok. Tabii ben orada yığıldım bayağı bir, çünkü çok büyük bir şeydi. Oturdunca dedi ki 3 haftadır dedi, yani şu dedi son 2 hafta sen dedik, senden aldığımız kan değerlerinde de çok büyük artış var. Bundan önceki yaptığımız kan değerleriyle dedi şu andaki yapılan 2 haftalık arada dedi bayağı bir büyük bir dedi oynama var dedi. Benim verdiğim kan hani şey vitaminlerden de serumdan başka bir şey kullanıyor musun dedi. Yüzüne baktım. O böyle şeyle, heyecanla, sevinçle Amway kullanıyorum dedim. Baktı, gülümsedi, dedi ki benim anneannem temizlik ürünlerini kullanıyordu. Vitaminleri nereden çıktı? Dedim ki evet, Amway'in artık vitaminleri de var ve ben onlardan kullanıyorum. Neler kullandığımı sordu. Söyledim. O zaman dedi devam et. Çünkü gerçekten değerler çok güzel gitmeye başladı. O günden beri kullanıyorum. İyi ki karşıma çıktı, iyi ki tanıdım. Gerçekten çok memnunum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten vitaminlerin yanında sağlıklı su içmek de çok çok önemli. Harikasın, çok güzel. Esprink olmadan olmaz. O atılan vitaminler esprinkle daha daha faydalı oluyor. Bunu mutlaka vurgulamak istedim. Çünkü faydalı su, yani ben de içiyorum bu arada. Evet, sağlıklı su her zaman daha iyi. Ben sağlığıma kavuştuktan sonra bendeki görülen izlenimler tabii ki etrafımdaki arkadaşlarımı, ailemi etkiledi. Ben bu arada Türkiye'de Medipol Hastanesi'nde de Türkiye'de de kontrol olmak için sponsorumla geldiğim bir seminerde direkt Medipol'den randevu aldım. Doktor bey orada dedi ki Tülay Hanım, sizin dedi burada kanınızı almamız lazım ve kolonoskopiyi burada yapmamız lazım. Getirdiğiniz değerleri ben burada inceleyemem. Burada kendimiz yapalım. Tabii ki dedim seve seve. Ve ben orada kolonoskopi oldum, kan verdim. Ertesi günü büroya gittiğimde neticeleri öğrenmek için inanın şöyle söyledi. Kolonoskopiyi ben yapmamış olsam, kan burada alınmamış olsa, ben bu verilerle gördüğümü birbirine yapamam, bağlaştıramam. Çünkü yani durum şu değil mi? Aslında rahatsızlığınız devam ediyor ama evet, kontrol altına alınmış. Evet. Yara var bağırsakta ama tamamen kontrol altında. Evet, ben canlıyım, ben zindeyim, ben ayaktayım. Ne kadar şey olursa olsun vitamin değerlerim çok yüksek. Hatta şöyle söylemişti bir bayan da, demir vitamininin bu kadar yüksekliğini hiç görmedim hayatta. Çok yani güzel. Kaç yaşında doktorum? B vitamininiz çok çok güzel, 680. Çünkü hiç 300'ün üzerine, yani 300 bile olmadığını biliyorum. D vitaminim çok iyiydi. Hani dediğim gibi doktorun oradaki şaşkınlığı, o da sordu tabii ki. Ben dedim ki Türkiye'de çok yaygın bir şey aslında doktor bey dedim. Sizin de bilmeniz lazım. Emmeyi kullanıyorum, vitamin değerlerim onun için yüksek dedim. Eşimin arkadaşları da söylüyorlar da dedi eşime. Galiba dedi ben de dedi söyleyeceğim bundan sonra başlasın o da. Çok güzel, çok güzel. Evet. Teşekkür ederim Tülay'cığım. Benim çok etkilendiğim bir hikayem var. Burada bizi izleyen 2000 küsur kişiyle paylaşmış olduğun hikayeni. Umarım dinleyicilerimizin pek çoğuna ışık olur bu hikayeler diyelim. Ve şimdi de sözü sevgili Ayşegül Şahin'e bırakalım. Ayşegül'cüm, iyi akşamlar. İyi akşamlar sponsorum. Nihayet. Evet, evet. Enteresan bir şey. Evet. Evet, Ayşegül'ün de çok çarpıcı bir hikayesi var. Kendisi bizim yıllardır birlikte çalıştığımız değerli İnci liderimiz, Taç Kartalımız ve bizimle şu anda bunu paylaşacak. Evet, buyurun Ayşegül Hanım. Evet, evet sponsorum. Benim hikayem aslında 14'lü yaşlarda başladı. Şöyle, 14'lü yaşlarda bir anda böyle bir sabah kalktım ve
ayağımı basamıyorum. Topuk bölgeme basamıyorum. Bununla da ilgili uzun gittik doktorlara ve en sonunda ortopedik olarak topuğumda bir sorun olduğu tespit edildi. Ve benim bir yıl topuklu ayakkabı giymem gerektiği söylendi. Şimdi topuklu ayakkabıyla ilgili hani o kadar zorlu yaşayan bir kişiyim ama şey dedim, yani tedavi buysa tamam, gerekiyorsa giyeceğiz. Ve ben böyle bir yıl koca koca topuklu ayakkabılarla gezdim. Ve sonrasında hiçbir şey değişmedi. Ve sonra şunu dediler, demek ki bu ortopedik bir sorun değilmiş. Sonrasında uzun bir süreç, yani benim ortalama 4-5, yani 4 yıl hastalığımın teşhisi konulamadı. Şöyle bir şey oluyordu, bir ailenin bir kızı olunca caddede bir doktor varmış, meşhur oraya gidiyoruz. Şurada şu doktor varmış, meşhur oraya gidiyoruz. Ama hani adı konulmuyor ve bu süreçte benim topuktaki olan rahatsızlık bileğe geçmeye başladı. Bilekten dize doğru gelmeye başladı. En sonunda böyle hiç umudumuz olmadı ve sürpriz küçük bir klinikte sizde romatoid artrit var denildi. Teşhis konuldu. Aslında hani şunu söylemek istiyorum. Doğru, yani teşhissizin konulması bile bazen çok uzun zaman alabiliyor. Ve biz teşhis konulana kadar hani şey yapmaya başlamıştık. Böyle çözümler üretiyoruz. Kaplıcalara, mesela kaplıcalara gittik, yani bu işte eklemlerim ağrıyor, kaplıcalara gidiyoruz ve meğer benim rahatsızlığımın da en büyük problemi sıcak. Hani asla sıcağa temas etmemem gerekiyor. O süreçlerde farklı şeyler denedik, alternatif tedaviler. Normal tedaviden çünkü çok hızlı bir randıman alamayınca şöyle bir avantajım oldu tabii. Hasta olmanın şöyle bir konforunu yaşadım. Üniversite döneminde derslere gidemiyordum. Yani şöyle mesela bir sabah kalkıyorsunuz, ayak o kadar şişmiş ki ayakkabıya girmiyor. Dolayısıyla da okula gidemediğim dönemler oldu ve o dönemde de şeyde Manisa'da şifacı bir amca şeyler yaptı bana, özel kürler yaptı bana. Kürlerim geldi işte, karabaş balları, şu balları, o balları. O kadar kötü ki, yani hani gerçekten yenilecek şeyler değil. Ama diyorum hani şifa gelecekse yiyeceğim, ama ballar o kadar kötü kokuyor ki, öğrenci evlerinde tek kalmak mümkün değildir. Ama ben o ballar sayesinde tek kaldım. Ben ve ballarımla bir odada biz böyle bir yıl yaşadık. Hani o kadar kötü kokuyorlardı ki hiç kimse benim oda arkadaşım olmak istemedi. Ama ben o balları yedim. Yine de bir sonuç alamadık. Yani şöyle bir durum vardı. Her sabah gözümü açtığımda şöyle yapıyordum. Acaba bugün nerede? Çünkü hastalık vücutta gezen bir şey. Yani o gün kolunuz mu tutup kalkacaksınız? Diziniz mi tutuk kalkacak? Bilmiyorsunuz. Yani hani piyango o gün nereye vurdu bilmiyorsunuz. Ve uyandığınızda da böyle bir yarım saat, 40 dakika yürüyemiyorsunuz. Ya da işte kolsa kolunuzu kullanamıyorsunuz. Çünkü o bölgenin açılması ve kullanılır hale gelmesi bir yarım saat, bir saatlik bir süreç istiyor. Bu arada ben evlendim. Ve Marmara'da bu süreç tedaviye başladık. Artık hani en son dedik ki, herkes de o karara vardık. Marmara'da romatolojiye bu Türkiye'de tek çözümü, iki tane çözüm var. Çapa, Marmara romatoloji. Ben de yakın olduğu için tabii ki Marmara romatolojiye başladım. Bir de ama orada şöyle bir şey var. Bu arada ben evlendim. Kendimi nitelikli dolandırıcı gibi hissediyorum. Çünkü neden? Şimdi görünüş, beni tanıyanlar bilir. Hani bu görünüş olarak çok sağlıklı ve dinç gözüküyorum. Şimdi evlendim, sadece ayağım tutmuyordu. Evlilik ilerleyince hiçbir yerim tutmuyor. Başlayınca ben gerçekten eşimi dolandırmış bir insan gibi hissetmeye başladım. Çünkü neden? Şimdi Marmara tedavisi başladı. Marmara'da şimdi ayrıca şunu söylemek istiyorum herkese. Yani insanlar, biz şimdi dışarıdan bakınca anlam veremiyoruz ama ben de Marmara'daki o dönemime bakınca ya çok tutunuyor insanlar oraya. Çünkü şöyle düşünüyordum ben. Tamam ya, burasıymış ve ben burada iyileşeceğim. Yani artık hani bunun acabası yok. Buraya iyileşmeye geldim ben. Dolayısıyla diğer sesleri çok fazla hani duyamıyor insanlar. O yüzden biraz sabırlı ve anlayışlı olmak gerekiyor. Marmara'da tedaviye başladık. Ama benim şimdi ilaçlar kullanıyorum.
Sonra doktor diyor ki bana belli bir süreden sonra, işte bu ilacı eczaneden bulamayacaksın. İşte şuradan gidip alman gerekiyor. Ben anlayamıyorum hani. Sonra diyor ki şu ilaç için özel rapor olması. Meğer böyle kemoterapi ilaçlarının farklı dozlarda ve türevlerde bende kullanmaya başlamışlar. Evet, romatoid artrit hastaları aslında kemoterapi ilaçlarını kullanıyorlar. Evet. Ve ben bunu bilmiyordum. Hani söylenmiyor. Sadece bir şey diyorum. Yani çok özel bir tedavi uygulanıyor herhalde bana. Hani ilaçlarım özel hani gibi diye düşünüyordum. Ve hatta şeyi de söyleyeyim Aylin. O dönemde çok şaşırıyor. İnsan bilmeyince. Ya bu devlet hastaneleri kötü kötü diyorlar. Adamlar ne kadar ilgileniyor. Ben gitmeyince beni arıyorlar. Hani ay ne kadar güzel diyorum. Yani meğer sonra öğreniyorum. Yani ilaçlar o kadar kritik ve ağır ki sizin sürecinizi kontrol altında tutmak zorundalar. Ve o süreçte ben de şöyle bir problem olmaya başladı. Şimdi gittiğinizde bekleme odasında soruyorum şimdi. Orada sohbetler oluyor. Şimdi ne kadar süredir geçti? 5 yıl. 6 yıl. Allah Allah dedim. Yani orada bir jeton düştü benim. Yani iyileşmiyor demek ki insanlar. 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl. Hani burası çözümdü. Ve bu süreçte bende şöyle bir problem olmaya başladı. Böyle epilepsi vari bir nöbetler geçmeye başladı. Bayılıyorum. Nerede bayılacağım belli değil. Ve böyle köpüklü böyle nöbet geçiriyorum. Artık bizim tüm aile panik oldu. Yani hani bu kız yürüyemiyor, oturamıyor. Bir de artık hani köpükler çıkıyor. Yani iyice gidiyorum yani. Hani artık gerçekten o moddayız. Bir gün yine benim kontrolüm var. Şimdi şey de diyemiyorum. Yani hani ben ve tedavinin sonuçları gibi bir kavramı da anlayamıyorsunuz. Ne yapıldığını tam bilmediğiniz için. Ya dedim bir gün bir sorayım ben bunu doktora dedim. Sonra dedim ne alakası var? Yani ben oraya romatizma için gidiyorum. Burada bayılıyorum. Sinirsel bir şey bu. Niye bunu doktora soracağım? Bir gün kontrole gittim. Çıktım. Sonra dedim ki ya bir sor hani ne olacak? Girdim tekrar odaya. Dedim ki doktor hanım dedim. Ya dedim ben de böyle böyle şeyler başladı. Yani hani böyle bayılmalar, köpük çıkarmalar. Bana o kadar rahat ama o kadar rahat. Ya olur olur şu ilacın yan etkisi bana dedi. Ben o günden sonra tıbbi tedaviyle ilgili zaten sürecimi bitirmiştim. Çünkü yani yürüyemiyordum, oturamıyordum. Bitirmiştim derken böyle yanlış mesaj da vermeyelim değil mi? Yok, hani, zihnimizde bitirdik. Aslında ona güveni bitirdik değil mi? Tabii. Öyle bir çaresizlik yaşıyordun Ayşe. Yani ben iyileşeceğim diye geliyordum. Farklı türe rahatsızlıklarım olmaya başladı. Hani bu anlamda. Yani hani buradan bir şey olmayacak bana. Bunu anladım ve artık hani çok da ümitsizleştim aslında. Ve bu arada oğlum oldu. Oğlumdan sonra da ben mesela onu oturarak emziremedim. Çünkü en büyük eklem kalçaya vurdu. Yani ben birazcık süreci hızlandıralım istiyorum. Sonra aynen. O süreçte oğlumun şeyinden sonra artık hani rahatsızlık iyice kontrol edilemez ve zaten şunu biliyordum. Son kalp kaldı. Kalbe de gelince süreç bitecek. Yani ben bilinçli bir şekilde bu sürecin yani sonu bekliyordum. Bu arada da bir arkadaş, çalışan bir arkadaş dedi bana. Ya dedi ben dedi çok sabahları servise kalkarken çok zorlanıyordum. Şu Envedin 2 tane vitamin aldım. Çok zıpçık gibi gidiyor kalkıyorum dedi. Çok güzel. O şey oldu zıpçık gibi mi? Yani ben kalkamıyorum. En azından ben kalkarım diye aldım. Tamam dedim ben de alayım. Hani çok bağışıklık gücü şu çok problem oluyor. Bir tane C aldım, bir tane D'li aldım. Ama hani ölüm sürecini rahat geçirmek adına ben hani kullanıyorum bunları. Bakın şifa falan değil yani. Hani gidiyorum çünkü. Ondan sonrası ama bende şimdi şöyle bir şey oldu. Bir haftadan sonra benim vücutta bir atılım başladı. Yani inanamazsınız. Evet. Hani ağız bölgesinden, burun bölgesinden yani vücudumun her yerinden bir atılım başladı. Ve ben zaten bağlantıyı da hemen kuramıyorsunuz. Ne oluyor ya filan dedim. Atılım derken açar mısın? İltihabik. İltihabik bir evet, yani dışarı. Çok yoğun. Hani inanamıyorsunuz. Hani inanamayacağımız boyutta. Bir de eşim de bana orada dedi ki Ayşegül dedi sen dedi iyi mi geldi bunlar sana dedi. Ben saçmalama dedim. İki o kadar şey içtim, kemoterapiler gördüm, iyi geldi. 2 vitamin mi gelecek? Ama aklıma da şey düştü yani. Gerçekten mi iyi geldi acaba? Bana bir ölçümlemeye başladım. Evet hani sabah kalkınca o bir saat yerine bir 15 dakikaya düştü. Tabii bunlar olunca ben
ürünler öğrenmek için toplantılara gelmeye başladım. Toplantılara geldikçe mesela ben ilk toplantılara geldiğimde Oya Hanım sıratmayı anlatmıştı. Ve su ve romatizm arasında öyle bir bağlantı oldu. Ben hani bu iş içerisinde olmasam bilmeyeceğim bir şeydi. Asla öğrenemeyeceğim. Asla öğrenemeyeceğim. Ya su ve romatizma. Ve arkadaşlar da şunu söyleyeyim. Ben yıllarca o kemoterapileri, o ağır ilaçları, kortizolları o kadar yoğun kullanırken bana su içiyor musun? Sen ne yiyorsun? Sen de ne hangi C vitamini tüketiyorsun? Ya bunların hiçbiri sorulmadı bana. Yani vitamine dair hiçbir şey sorulmadı. Ne yediğime dair hiçbir şey sorulmadı. Ne içtiğime dair hiçbir şey sorulmadı. Eğitimlere gelince ben şok. Hani her şey... Ayşegül'cüm biliyor musun? Seninle bağlantılı bir örnek vereyim. Geçen gün bir toplantımda bir anne kız vardı. 38 yaşında genç bir bayan ve annesi. 2 yaşında epilepsi teşhisi konmuş ve 2 yaşından beri çekiyoruz bu hastalığı dedi annesi. 2 yıldır gittikleri nörolog medikal tedavinin yanında beslenme destek ürünleri veriyormuş. Ve sadece son 2 yıldır kızım rahat uyuyabiliyor ve biz rahatladık dedi. Kesinlikle, yani hekim, evet bu konunun çok daha iyi herhalde araştırılması gerekiyor evet. Tüm dünyada değil mi? Aynen. Ay, yani kesinlikle sponsorum. Yani ilk önce bir hastalık varsa ne işine bakması gerekiyor insanın aslında. Ama hani klasik tedavi süreçlerinde bu çok fazla demeyeyim hiç yok yani neredeyse hani bu anlamda. Evet. Hani bu üzücü bir şey. Ne yersek oyuz diye meşhur bir söz var ya. Yediklerimizin ne olduğu ortalıkta hastalıklı şeyler yiyip hasta oluyoruz sürekli. Aynen öyle. Ve sonrasında tabii ki ben hani ürünlerle ilgili şimdi şu var. Peki ne oldu? Hani benim romatizmam gitti mi? Ya gitmedi. Şimdi şu var. Hastalık yine var. Yani ama hastalık beni yönetmiyor. Şimdi ben hastalığı yönetiyorum. Yani kontrol altında tutabiliyoruz. Yani hani bu şimdi şöyle bir şey var. Biz besin destek kullanıyoruz ve her şey gidiyor değil. Her şeyi biliyoruz ve neyi nasıl yöneteceğimizi biliyoruz. Ve hangi durumlarda neyi kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Aslında olay bu. O yüzden hani burada ürün kullanan arkadaşlara hani niye bu kadar iyi sonuç alınıyor ya da niye bu kadar önemseniyor meselesi bu. Yani hastalıklarımızı ya da problemlerimizi kontrol altında tutmamızı ve neyi niçin yaşadığımızı anlamamızı sağlıyor. Bir ürün eğitimler bunu sağlıyor. Ürünler de kontrol edilmesini sağlıyor. Bu çok önemli. Yani ben mesela şimdi biraz beslenme, yani biraz demeyeyim, hani beslenmeyi es geçeyim, besin destekleri bırakayım. Ben söyleyeyim, vücut hemen iltihaplı olacak. Evet, kesinlikle. Hani, hemen olacak. Evet, evet. O yüzden Ayşegül'cüm yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Biraz uzattık ve ben dinleyicilerimizin sıkılmasını da istemiyorum açıkça. Çok güzeldi paylaşımların. Evet ne yersek oyuz. Biraz bundan sonrasında daha fazla bütünsel yaklaşmamız gerekiyor mevzuya. Beslenme destek ürünlerimiz çok değerliler. Çok ciddi bir açığı kapatıyorlar. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki artık insan bedeni çok güçlü ve insan bedeni doğadaki bütün bitkilerle aslında birlikte çok iyi çalışıyor. Değil mi Ayşegül? Kesinlikle. Bir bağ var doğayla bedenimizin, fizyolojimizin arasında. Biraz önce bahsetmiştim beslenme psikiyatrisi diye bir branş olduğundan. Beslenmemize dikkat edeceğiz bundan sonrasında. Beslenme destek ürünlerimizi sponsorlarımızdan danışmanlık alarak, gerektiğinde şirketimize dönerek ne kullanmalıyım diye çok ciddi kullanacağız. Her gün yemek yiyorsak bu beslenme destek ürünlerini ne kadar kullanacağız diye sormayacağız. Ve aslında biraz hareketli bir yaşam tarzını benimseyeceğiz. Ben de bahsettiğim hikayede şahsen o dönemden beri bazen ara vermiş olmama rağmen düzenli spor yapıyorum arkadaşlar. Pilatesi düzenli olarak hiç hayatımdan çıkarmadım. 10 yılı aşkın bir süredir ve bundan dolayı kendimi çok çok iyi hissediyorum.
hissediyorum. Ve son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bir grubuma birkaç kez gittiysem masayı hemen değiştiriyoruz arkadaşlar. Masadaki ikramların niteliği hemen değişiyor. Artık çünkü onlarla iyi bir iletişim kurmuş oluyorum. Bundan sonra bunları istemiyorum masada diyorum. Ve neler olması gerektiğini birlikte konuşup beslenme tarzımızı da yeniden organize etmiş oluyoruz. Evet, çok değerli büyük takımın değerli dinleyenleri, bizim için bu akşam sizinle olmak çok ama çok büyük bir keyifti ve çok mutluluk vericiydi. Elbette çok hikayemiz var, anlatacak çok şeyimiz var ama bu akşamlık noktalayalım, bu akşamlık bu kadar diyelim. Sizlerin de hikayelerini heyecanla bekliyoruz. Umarım bir gün bizler de bu hikayeleri YouTube ekranlarından dinleriz diyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Bütün katılımcı arkadaşlarıma da çok ama çok tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Nutrove ile sağlıklı kalın diyorum. Hoşça kalın.